Kanal Şirketler Grubu ve Ermetaş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Bugün 15 Mart 2016 Salı. Evet, Hasan abi, pazar günü Türkiye'de bir patlama olmuştu. Dün detaylı konuştuk. Bugün de özellikle dün diyelim, bugünkü gazetelere sirayet etti de dün ülkemizden hemen hemen her kesimden açıklamalar geldi. Kınama mesajları yayınlandı. Bugün Kıbrıs gazetesi teröre karşı birlik başlığını attı. Verelim onu arkadaşlar. KKTC halkının da yüreği yandı şeklinde yan spot verdi buna. Ve bu terör saldırısı çok sert ifadelerle kınandı denildi. Evet Hasan abi, ne diyorsun? Havadis'in sayfasını beğendim. Yani gerçekten Türkiye'nin Havadis'i de verelim. Yansıtıyor diye düşünüyorum. Türkiye kan ağlıyor dedi Havadis. Yani önemli bir şey. Ama tabii bu arada ister istemez yani bunu böyle soyutlayarak sadece işte orada tabii ki çok acı bir şey. Ve özellikle o durakta yani Türkiye'deki siyasal olaylarla belki nasıl düşündüğünü bile bilmediğimiz insanlar, çok farklı düşünceleri olan, belki de çok umurunda olmayan, günlük hayatının peşinde koşan insanlar hayatını kaybetti. Evet. İşte baktığımız zaman şimdi onların hayat hikayeleri de var. Veya hani o da ölmeseler bile o patlamadan işte sağ olarak kurtulan, mesela benim yüreğimi burkan bir basit bir şeydi belki iki cümle. Kadın işte çocuğu yaralanmış. 3-4 yaşında bir çocuk. Hastanede gösteriyor. Patlamada çocuğuma sarıldım. Koştum diyor. Yani nereye koştuğunu bilmeden bile oradan kaçmak için vesaire. Yani o çocuklar, o kadınlar o travmayı nasıl atlatacaklar onu bilemem doğrusu. Ama olayın bir tarafı böyleyken ister istemez diğer taraflarına da bakmak zorundayız. Yani siyasal ve diğer taraflarına da bakmak zorundayız. Mesela akşam Diyarbakır'ın kent merkezinde çatışmalar oldu. Tabii ki Yüksekova ve Nusaybin'de zaten sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti akşam için. Yoksa Silopi'de mi? Onlar başladı. Yani aslında yani Türkiye ciddi bir problemle karşı karşıyadır. Ve işte tabii biz böyle şeyleri bir şekilde hatırlıyoruz. Yani 90'lı yılları hatırlıyoruz, daha öncesini hatırlıyoruz. Güneydoğu'da özellikle kırsal alandaki çatışmaları hatırlıyoruz. Ve o günkü tartışmalar içerisinde işte ABD istihbarat verdiydi, vermediydi. PKK gruplarının Türkiye'ye girişini bildirdiydi, bildirmediydi. Çünkü uydu görüntüleriyle falan saptanıyor onlar. Çoğu zaman. Evet. Tabii Türkiye onların yerine kendi uydularını, kendi hava araçlarını geliştirmeye çalışırken şimdi artık belki de istihbarat alacağı dost ülke de kalmadı. Yani hani Amerika'nın istihbarat vermemesinden
yakınılıyordu ya. Evet. Şimdi zaten Amerika'dan istihbarat isteyen bile yok. Etrafı dediğimiz gibi geçen günde tam bir ateş çemberi. Yani bunca silah, bunca mühimmat, bunca patlayıcı, kolay elde edilen şeyler bunlar, markette satılan şeyler değildir. Dolayısıyla bunların tedarik edilmesi, Türkiye'ye sokulması, depolanması, sonra onlar açısından gerektiğinde kullanılması vesaire gibi bir sürü süreç var. Yani kolay gelsin diyorum. Evet. Bu arada böyle yine dikkatimi çeken, dün de söylemiştim, siyasal yaklaşımlar var. İşte Erdoğan'ın başkanlık rejimi hevesleriyle bunların olduğunu söyleyenler var. Hiç mesela ilişki kuramıyorum, kurmakta zorlanıyorum. Niye gerçekçi bir siyasi ilişki kurmuyoruz diye kendi kendime soruyorum. Yani bu mesele açıkça bellidir, Kürt meselesiyle ilgilidir. Ya Güneydoğu'da ve işte belki Kuzey Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasından yanaysanız, yani bu çatışmalar zaten ertesi gün sona erer diye düşünüyorum. Aksi takdirde de bunlar devam eder en azından bir süre daha. Evet. Yani bilmiyorum ne olacak. Dün tabii aynı zamanda Kuzey Irak'ta da Türk savaş uçakları bombalama yaptı. Ciddi bir operasyon var. Bunun dışında tabii bizim tarafımızdan bakacak olursak, bugün Mert Özdağ Yeni Düzen'de Kıbrıs'ta Çiğdem ve Çiğdem Çağlar'ın paylaştığı, sosyal medyadan paylaştığı bir yazıyı koymuş. Burada işte verilmiş sadakanız varmış derler Türkiyeliler. Tam öyle, patlamadan 5-10 dakika önce Ankara Güven Park'ta dondurma yedik. Şimdi Cenk Mutlu Yakalı'nın köşesinde de buna benzer bir şey var. O da ona dikkat çekiyor. Güvendeyim bildirimi. Hani bildirim yaparsın ya Hasan abi, şuradayım, buradayım falan. Güvendeyim bildirimi yeni girdi sözlüğümüze. Of, nasıl da bir güvensizlik ifadesidir bu. Ölüleri sayarken birer birer kimileri ben ölmedim diyor orada. Biliniz, üzülmeyiniz, ben ölmedim, ben güvendeyim, merak etmeyiniz. İrkiliyoruz, yutkunuyoruz, korkuyoruz. Birbirimize diyoruz ki, o güvendeymiş. Oysa beyaz, pembe, esmer alınlardan kimliğine ve yaşına bakmadan barut kokusuyla akıyor ölüm şehirlerin tam da kalbinde diyor. Cenk Mutlu Yakalı, ölüler sayıyoruz başlıklı bugünkü köşe yazısının girişinde. Evet, bu olaylar gerçekten Hasan abi, Cenk abinin ifadesiyle irkiliyoruz, korkuyoruz. Bunlar önemli. Ama bunlar yine Cenk'in deyişiyle hayatımıza giriyor, hayatımızı şekillendiriyor. Evet. Ve günlük hayatımızın da sırasında bir parçası olabiliyor ondan sonra. Maalesef. Şimdi son zamanlarda yani işte böyle Batı kaynaklı değerlendirmeleri de okuduğunuz zaman Cem, ortaya çıkıyor. Herkes bunu söylüyor. Dünya giderek daha kötü bir yer oluyor. Bu bir vaka haline geldi. Yani bu 21. yüzyıl, işte gelişme, işte milenyum diye 2000'i karşılamıştık, ben hatırlıyorum. Yani sanki insanlık hep böyle ileriye ileriye gidiyor. Yani savaşların çok daha korkunç olduğu, her yerde aslında savaş olduğu bir dünya içerisinde yaşamaya başladık. Acı ama gerçek bu. Evet. Eşitsizliklerin arttı, sosyal çatışmaların arttı. Yani her türlü çatışma artıyor. Öyle. Gelelim dünkü programımızın kapanış noktasına. Dünkü programımızda soru okudum şeyin yazısı da, Rasır Reşat da dün bizim kapanış şeklimizde olduğu gibi dünkü programımızı şöyle kapatmıştık. Demiştik ki bugün 14 Mart Tıp Bayramı, tırnak içinde bir bayram. Neyini kutlayacağız bu bayramı?
nasıl bir bayram bu demiştik. Ve o nedenle de tıp bayramı ile ilgili 14 Mart'a özel bir şey yapmamıştık. Dün tıp bayramı çerçevesinde yapılan etkinliklerde konuşmalar gerçekleşti Hasan abi. Bugün Yeni Düzen gazetesi bunu güzel vermiş. Yeni Düzen'in en altını verelim arkadaşlar. Akıncı'nın açıklaması, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Sağlık Bakanı ve tabii sağlık çalışanları ile Tabipler Birliği ile sendikanın açıklamaları. Evet, aşağıda olan sırayla verilmiş. Buradan başlıklar okuyayım Hasan abi sana. Tabii. Hiçbir doktorun cüzdanı vicdanının önüne çıkmamalı diyor Akıncı. Cüzdan ve vicdan. Bugün Afrika'da bunu bu şekilde manşetine taşımış Akıncı'nın bu sözünü. Sibel Sibel kimse bizim için gelip düzeltmez, biz düzelteceğiz demiş. Salih İzbul, genel sağlık sigortası en yakın zamanda mecliste olacak demiş. Doktor Besim, bakanlık kamuda disiplin, özelde denetim uygulamaktan aciz. Ve Doktor Usar, hekim de bunaldı, yurttaş da demiş. Evet, bu Sayın Akıncı'nın şeyiyle başlayalım, buyurun Hasan. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı tıp bayramı gününde vicdan ve cüzdan ifadeleriyle kendini ifade etmesi çok anlamlı doğrusu. Evet. Yani biraz önce işte Türkiye'deki Kürt sorunundan, yani insanların güvensizliğinden, nasıl yaşayacaklarını şaşırdıklarından ve bir yerde güvendeyim mesajlarının günlük hayatımızın bir parçası olduğundan söz ettik. Tabii. Aslında sağlığımız söz konusu olunca ve tıp bayramında Sayın Cumhurbaşkanı vicdan ve cüzdan ikilemiyle bir mesaj vermek istiyorsa, işte burada bir benzetme yapmak gerekirse, burada da hastalanmamız halinde aslında hiçbir güvencemizin olmadığını yeterince ifade ediyor bence Cumhurbaşkanı'nın bu yaklaşımı. Yani Türkiye'deki terör kaosuna benzer, belki fazla abartıyorum gibi gelebilir ama bir sağlık kaosu yaşadığımızı söyleyebiliriz Kuzey Kıbrıs'ta. Yani kesinlikle. O kadar iddialıyım. Ben insanların sağlıkları söz konusu olduğu zaman eğer yani para sıkıntıları da varsa nereye başvuracaklarını bilmediklerini iddia ediyorum. Yani bana denebilir ki yani işte Sağlık Bakanımız işte hastaneye başvururlar kardeşim, nereye başvuracaklar? Yok böyle bir şey. Yani bu hastaneye nasıl başvurulur? Hastaneye başvurabilmen için sevgili Cem, bütün zamanını hastanede geçirmeyi göze alman lazım. Yani bugün git, yarın gelleri, şimdi tamam sana ben baktım, biraz sonra da diğer doktor baksın. Sonra işte şu tahlil yapılacak, bekle gibi. Yani işin gücün olmayacak. Başka bir yerde bir sorumluluğun, bir yükümlülüğün olmayacak. Ve bütün gün hastanede pinekleyerek sağlık sorunlarından ilgileneceksin. Peki o zaman, belki o zaman sağlık konusunda hastanelerden faydalanabilirsin, devlet hastanelerinden. Bence yalın gerçek budur. İnsanlar işte sigorta primlerini zorunla yatırmaktadırlar. Devlet zoruyla. Kesinlikle. Yatırmaktadırlar. Ama bunun herhangi bir geri dönüşü kendilerine yoktur sağlık alanında. İşte kamu görevlisidirler. Yani ortada tam bir curcuna vardır. Sıla Hanım'ın o dizdi ya Yeni Düzen, yani Cumhurbaşkanı'ndan tıp iş başkanına kadar, evet, açıklamaları. Sıla Hanım'ın söylediğine bakalım, yani birdenbire atlayalım Cumhurbaşkanı'ndan en sonuncusuna. Hiyerarşik bir düzende değiliz abi, sorun yok. Evet. Evet, onu okur musun? Okuyayım. Tabii Sıla Hanım'ı da söyleyelim. Tıp iş başkanı Sıla Hanım diyor ki,
Sağlık sistemindeki sorunlar Kıbrıs sorunu kadar eski. Herhalde buraya dikkat çekmek istiyordun değil mi? Hayır. Ön sayfada başka bir başlık vardı. Diğer sözü. Bıktırdı. Tamam. Hekim de bunaldı, yurttaş da. Diyor. Ben de bu bunalmışlık altında bu cümleleri kurduğumu da belirtmek istiyorum. Hem belki biraz haksızlık da yapılacaktır. Yani sağlık çalışanları başta olmak üzere bu sağlık yöneticilerine. Ama gerçekten Sıla Hanım'ın söylediği noktadayım. Artık bunaldık. Ve yani bir çıkışta yani ben şahsen kendi bakış açımla göremiyorum doğrusu. Evet. Çünkü konu tartışılıyor. Geçen gün eski sağlık bakanlarından Eşref Faiz Bey'in bir şeyini gördüm. O da işte çok değil 5-6 sene önce sağlık bakanıydı. Diyor her gelen bakan diyor kendini profesör zannederek yani her şeyi sil baştan yapmaya çalışıyor. Şimdi bunlar bizim yaş kuşağımızın arkadaşlarımız, yaş kuşağımızın elemanları, doktorlarımız sırasında. Evet. Birine bakıyorsun bir şey söylüyor, diğerine bakıyorsun başka bir şey söylüyor. Zaten 5-6 yıl önce Sağlık Bakanı olan kişi çıkıp diyor ki ya her gelen Sağlık Bakanı kendini profesör zannedip de sil baştan yapmasın. Allah Allah. Yani kimi dinleyeceğimize, kimin çizdiği yoldan, patikacıktan yürüyerek de bu sistemi iyileştirmeye çalışacağımıza artık inanamıyoruz. Yani ne diyelim o zaman? Ben bir programda söylemiştim. Üstelik bunların hepsi arkadaş. Birbirlerini tanıyorlar. Birbirleriyle konuşmuş olmaları gerekir. Sıla Hanım'a da burada canlı yayında sorduk Sıla Osar'a. Yani siz aynı kuşaktansınız. Hepiniz bir Sıla Hanım daha genç tabii. Tamam, şimdi ben yani, mesela en azından CTP'li Sağlık Bakanı, Eşref Bey, yanlış, Ahmet Gulle Bey, tamam. Salih Bey. Yanlış söyledim. Aynı partidensiniz demiştik. Ha, evet. Aynı partidensiniz, ne oturup da çözmezsiniz bunu falan gibi. Ama bu gerçekten trajikomik bir şeydir. Yani mesela sağlık yöneticilerine baktığımız zaman hepsi CTP kökenli, ilerici, toplumsal düşünceyi ön planda tutan insanlar. Ama bunlardan bir tanesi Eşref Bey diyor ki herkes kendini profesör zanneder diyor ve kendine göre sil baştan yaparak yeni bir şeyler çıkarmaya çalışır. Şimdi, pekala zaten yani Mehmet Ali Terat Bey'e, Sayın Kalyoncu'ya o ikisinedir de bu mesajım aynı zamanda. Yani bir arkadaşlar sizin partinizde bu kadar ağırlıklı önem taşıyan bu insanlar ve işte son 10 yılda belki de en fazla iktidarda kalan parti olarak CTP sağlık sorunlarında en ufacık bir düzeltmeyi yapamadıysa başka bir konuda niye insanlar size güvensin? Evet. Niye güvensin? Güvenmiyor. Ben yani bu soruyu sordum. Anlatabildim. Yani evet. Aynı camialar. Bu arada biraz bugün 9 çeyrekte Sağlık Bakanı stüdyomuzda olacak. Onu da söyleyelim. Yönetmenden rica ederim. Az önce gönderdiğim fotoğrafı ekrana getirir misiniz? Hasan abiye bir şey sormak istiyorum. Evet Hasan abi, bu fotoğrafta ne var biliyor musun? Ne bu fotoğraf? Bu bir haç gibi bir şey. Yani orada bir yazı var. Evet. Bu yazı Hasan abi yaklaşık 2400 yıl önce yazılmış. Hipokrat tarafından yazıldığına inanılıyor. Hipokrat yemini mi bu? Evet. Hipokrat yemini. Ancak Hipokrat, tabii Wikipedia'dan aldığım bilgiyi söylüyorum. Hipokrat'ın öğrencileri tarafından da yazıldığı düşünülüyor. 2400 yıldır bu yemini farklı farklı şekillerde kullanarak doktorlar bu yemini ediyorlar. Eskiden bununla ilgili Hipokrat'ın tabii orijinalinde daha farklı şeyler yazıyor. Biz onu az önce söylediğim gibi değiştirmişiz. Hekim Apollon falan filan diye gidiyor, bayağı bir farklı kelimeler var. Tanrı ve tanrıçalar adına ant içerek başlıyor. Şimdi günümüzde ise farklı şekilde kullanılıyor. Ve Hipokrat andı, hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda hayatımı insanlık yoluna adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum diye başlıyor. Şimdi ben Hipokrat andından bahsediyorum. Tamam, bunu niye gündeme getirdin? Bununla birlikte doktor oluyorsun, yani bununla beraber doktor oluyorsun.
Sayın Akıncı da, Sayın Cumhurbaşkanı da Hipokrat yemini iş ola yapılmış bir yemin değildir diyor. Yani önce Hipokrat yemininin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi de Sayın Akın niye yapıyorsun dedin ya, onu cevaplıyorum Hasan abi. Şimdi de Sayın Akıncı'nın atıfta bulunduğu noktayı irdeliyorum. Yani Hipokrat yemini iş ola yapılmış bir yemin değildir. Tıp alanında en başta gelen vicdandır. Gerisi ondan sonra gelir. Hiçbir doktorun da cüzdanını vicdanının önüne çıkarmaması gerekir diye açıklama yaptı Sayın Akıncı. Tamam canım ama yani şöyle bir şey de söylemek isterim. Yani evet, burada hedef ille de doktorlarımız sadece cüzdanlarını düşünerek hareket ediyorlar. Dolayısıyla sağlık sistemi kötüdür de diyemeyiz. Yani nihayette bir sisteme ihtiyaç var. Şimdi ben ve kendilerinin esas mesleği hekimlik olsa da bunu siyasi mekanizmanın içerisinde yer tutanlar yapacak. İster tamam, hekim olsun, şimdi spekülasyon ister olmasın. Yani genellikle biz bu alanı gene hekimlere terk ederiz. Tamam. Yani bugünkü şimdi Sağlık Bakanımızın hekim olduğu gibi. Tamam. Sayın Akıncı da ben orada top programdan dolayı orada değildik ama sonra okudum. Tabii gazete o alan o kısımdan almış ama Sayın Akıncı da tenzih ediyor zaten. Yani ona uyarısını yapıyor. Ondan sonra bu açıklamayı yapıyor. Yani orijinal şeyde konuşmada buradan alınmış da konulmuş şeklinde değil. Yani benim o da hassas senin dediğin noktada, onu da söyleyelim. Benim yani. Ama en fazla üzerinde durduğum bu sorunları, yani sisteme dair, sağlık sistemine dair sorunları fazla karmaşık bir şekilde ele alıyoruz gibi geliyor bana. Yani ondan alacağız, ona vereceğiz, şudur budur. Kardeşim yani bize daha basitleştirilmiş bir sağlık sistemi ve bu anlamda basitleştirilmiş çözümler lazımdır. Evet. Yani ben hasta olduğumda, kendimi iyi hissetmediğimde, ayağım, başım, karnım ağrıdığında nereye başvuracağım kardeşim? Bundan başlayabiliriz. Sonra şu ameliyatı yaptıydık, bu ameliyatı yaptıydık, şuydu, buydu, o sonraki mesele. Evet. Yani insanların başvuru yeri bile belirsiz. Ve tekrar ediyorum biraz önce söylediklerimi. Belki işte hastaneye gideceğim. Ya hastaneye hangi hekime gideceğim? Gidip hekimimi bile sırasında kendim belirlemek zorunda kalıyorum. Ben ne bilirim bu kadar uzmanlaşmış hayat içerisinde hangi hekime başvuracağımı? Yok senelerdir tartışıyoruz. Yok aile hekimliği şeyi gelecek. İşte ilk başvuru ya pratisyenler ya dahiliyeciler neyse olacak. Seni o sisteme dahil olduktan sonra yönlendirecek, işini yapacak. Kucağında dosyaları, koltuğun altında dosyaları, hekim dolaşan bir sürü insan bilmiyor musun sen hayatında? Evet. Ona gittim de çare bulamadı da belki de buna da gideyim falan filan lafları günlük hayatımızın bir parçası değil mi? Ben bunlara isyan ediyorum. Yoksa şey değil. Ha bunu kimler yapabiliyor? İşte çok parası olacak. Zaten adam biniyor gidiyor İstanbul'a bir özel hastaneye giriyor. Arkadaş ben sana baktım ama senin problemin budur diyor. Zaten resepsiyonda karşılanıyor. Şimdi işte görüyorsun özel hastanelerde hasta danışmanları diye iş şeyler çıktı. Meslek çıktı neredeyse ortaya. O evet, hasta danışmanı seni alıyor, bir doktor işte tahlildir, diğer şeylerdir gezdiriyor. Bunlar parayla olur. Belki ama bu paraların yani hastadan çıkıyor da nereye gidiyor falan. Yani böyle bir düzenle karşı karşıyayız. Dolayısıyla insanlarımızı koruyabilmek için insanların sosyal sigorta kesintilerinden söz ettim. Yani sağlık hakkından söz ettim. Bunun da aşağıya inmesini istiyorum, temele. Hani ille yani lüks bir sağlık şeyi anayasal hak değil midir vatandaşlar? Devlet yapmak zorunda değil midir? Tamam Cem, ama şimdi sağlık alanında o kadar, tıp alanında o kadar çok ilerleme var ki yani işte her şeye rağmen bir kişiyi yaşatmak için milyonlarca dolar bile harcanabilir. Tamam mı? Yani devletler KKTC devleti de bunu bir yurttaşı için yapabilecek durumda olmayabilir. Dolayısıyla ben ne diyorum? Aşağıya inelim. Aşağıya, yani günlük hayatımızda bizi etkileyen sağlık sorunların konusunda bu sağlık sisteminden kolayca hizmet alalım.
Bir de şunu unutmayın. Yani hayatımızın akışı içerisinde bunu da elde etmek zorundayız. Çünkü herkesin çoluğu var, çocuğu var, işi var, gücü var. Yani işine gücüne gitmeden para kazanamaz. Evet. Bunu ister sağlık servislerine vermek için, yani ister sağlık hizmeti almak için, isterse marketten ekmek almak için olsun, para kazanmak zorundadır. Yani siz ufacık bir şeyde bile insanları hayattan kopararak, bütünüyle sağlık sistemi içerisinde ezerek ve diğer her şeyini terk etmesine neden olarak sağlık hizmeti veriyorsanız kendisine, çoğu zaman insanlar eksik olsun diyebilir, kendini ihmal de edebilir. Ki nitekim bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Tamam. Yani demek ki sistem. Oysa yani... bugün Sağlık Bakanı kendisi sor, biraz sonra Sağlık Bakanı konuğun olacağına göre, kaça kadar çalışılır sağlık servislerinde? Bellidir mesela. Tamam, acile başvuracaksınız deniyor. Sonra acillerde yığılmalar oluyor. İnsanlar biraz da kural dışı acil servisleri dolduruyorlar. Yani işte sağlık primi olmayan, şu bu olmayan. Tamam. Yani normal insani saatler içerisinde başım ağrıp deyip gidemezsin. Sana iki tane panadol verip seni eve yollarlar yani. Ama belki o size de kronik bir hal almıştır. Bir endişe... Ya şu bu ülkede çok basit bir şey var. Ben yani sürekli konuştuğumuz bir konudur da, hatta Hasan abi, bilmiyorum yanlış mı hatırlıyorum ama hani sağlam girersin hasta çıkarsın denir devlet hastanesi için. Tamam işte bak, bu da başka bir tarafı işin. Tabii işte yani şimdi hepimiz, az önce söylediklerin çok değerli. Hepimiz gidiyoruz. Dişimizden tırnağımızdan arttırıyoruz, gidiyoruz, sigorta primimizi ödüyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama sigorta primi için sağlık dava edilmemiş yahut geri kalıp da faiz ödememiş insan yoktur bu memlekette. Yok bu ülkede. Niye ödüyor insanlar sağlık primlerini? Özelde çalışanlar bu arada, yani şey değil, özelde iş yapanlar. Zaten diğerleri kamu görevlisi. Diğerleri otomatik ödeniyor zaten. Yani onun farkında bile değil o ödemenin. Yani sigorta primlerinin ödenmesinin ne kadar büyük bir yük olduğunu bilen bilir. Niye ödüyorsun? Ben ne söyleyeyim işte burada? Bak, seyri sefer ödüyoruz. Bunu hep söylüyoruz bu yayında. Seyri sefer vergisi ödüyoruz, yollarımız yol değil. Sağlık için, sigorta için gidiyoruz, sigorta parası ödüyoruz. Gidip sağlık hizmeti alamıyoruz, gidiyoruz devlete mecburen, şey özele. Şimdi sigorta primi diğerlerin hepsinden farklıdır Cem. Tamam. Hepsinden farklıdır. Çünkü sigorta parası ayrı bir kurumdur, ayrı bir yere gidiyor. Ha yeterdi, yetmezdi, yetmezse yükseldirsin, nasıl idare edilir vesaire, onların hepsini konuşabiliriz. Tamam abi ben... Tamam, ve onun karşılığında sana yükümleniliyor. Mecbursun. Yani, evet, bir sigorta poliçesi, yani özelde olsaydı o poliçede yazacaktı kardeşim. Bunu yaparım, bunu yapmam bu primin karşılığında diye yazacaktı o poliçede. Bunda yazmaz. Burada hiç hükmü garaguşi. Ödeyeceksin kardeşim diyor. Nasıl alacağını ve bunu zaten döndürdük. Sanki bu bir vergiymiş gibi devlet bunu topluyor. Evet. Çok yüksekte şeyi var. Yani hayır, bu zaten faiz, bu bir vergi var. Değil. Yani işte yatırırdı, sosyal sigorta parasını yatırtmazdı. Zaten yatırtmazsa hizmet alamayacak. Aslında bu sigorta primleri vatandaşın kendisi için yapması gereken bir şeydir. Zorla, devlet zoruyla yapması gereken bir şey değil ki. Ama öyle. Öyle, çünkü zaten karşılığını alamıyor. Zaten sıkıştıkça sigortalar oran olarak bu yükseltiliyor ve vatandaşın gelirleri içerisinde sıkıntı yaratan bir ödeme bu. Bir ödemeyince de sana öyle bir faiz uyguluyor ki. Ödemeyince de zaten sana öyle bir faiz kollar ki artık bir kere daha ayaklarını doğrultamam. Bir kere daha ödeyemem. Evet. Lazım piyangodan para çıksın sana da ödeyesin. Aynen öyle. Sistem tamam. Bu. Ha şimdi bunun sağlıkla ilişkisi ne? Çünkü biz şimdi sigortayı tartışmıyoruz. Ya sağlık... Sağlıkla ilişkisi ne? Ha. Alamadığın hizmetin bedelini senden zorla alıyor ya. Seni işte sisteme yabancılaştırıyor, başvuramıyorsun... Lanet bu defa diyorsun. Sağlık hizmetini başka şekillerde elde etmeye çalışıyorsun. Bir yerde yani biraz masraflı da bir duruma... Mafya düzeni bu, mafya. Anladın?
tamam yani katılabilirim sana. Yani mafya düzeninde. Ya adam nedensiz, sana bir şey yapmıyor. Bak, mesnetsiz, dayanaksız bir şekilde paranı elinden alıyorlar zaten. Dinle, adam sana doğru düzgün hizmet de vermiyor. Hiçbir şey de vermiyor. Vereceğini söylediği şey için senden zorla para alıyor. Tamam, zorla para alıyor. Onu da adam gibi vermiyor o hizmeti. Sen gidiyorsun yine özele, yine oraya gidiyorsun, para veriyorsun. Ondan sonra ödemeyince de dediğin gibi faiz, yüksek faizler veriyor sana, uyguluyor. Bu nasıl açıklanır başka? Bunun aynısını benim bildiğim mafya yapıyor. Yani filmlerde gördüğüm mafya yapıyor. Yok, itiraz etmiyorum. Dolayısıyla yani söz bitti. Zaten bu sağlık sistemini tartışırken evet, bu sigorta sisteminden ayrı tartışamayız. Nitekim Sağlık Bakanı diyor ki dünkü konuşmasında. Evet. Genel sağlık sigortası. Genel sağlık sigortası erken zamanda meclise gelecek dedi. Sayın Bakan şimdi birazdan gelecek stüdyomuza. Biz kendisini Aralık ayında aldıydık yayına. Aralık Kasım'da aldıydık. O zaman da en yakın zamanda gelecek dedi. 5 ay geçti. Yani gelince soracağız artık. İşte Eşref Bey onun izahatını yapıyor. Herkes profesör diyor. Kendine göre bakalım başlıyor. Belki de bu laf Salih Bey'i hedefliyordu. Bilmiyorum. Devlette devamlılık vesaire denilen şey bununla bilmiyorum alakalı. Devlette devamlılık başka bir şey. Bu görüş birliği oluşturamamak başka bir şey. Başka bir şey değil. Bir şekilde ilintisi var. Yani bir karar alırsın. O karar doğrultusunda ilerlersin. Bir bakan gelmiş gitmiş fark etmez. O bürokrasi onu devam ettirir ve bir noktaya getirir. Ama Sayın Talat'ın söylediği gibi bürokrasimiz öyle bir noktada ki bu konu sadece TC Yardım Heyeti'nin çok güçlü olmasıyla alakalı değil. Bürokrasimiz öyle bir noktada ki bir gelen bakan sonrasında başka bakan geldiğinde her şey sil baştan oluyor. Şimdi ilginç bir şey söyledin. Neyse çok karıştırmayayım. Yani belki de bu sağlık işlerinden TC Yardım Heyeti fazla ilgilenmediği için bu durumdayız. Yani çok büyük bir tartışmanın başlangıcı olabilir. Olabilir. Onun için şey yapma, yeni tartışma açma. Bu bahsi kapat. Çünkü dikkat olabilir edersen yani bu sağlık konusunda Türkiye'den fazla bir ses çıkmıyor senelerdir. Değil mi? Sayın İzbul geldi burada yayında söyledi. İşte Türkiye'nin koyduğu oraya ciddi bir rakam var, fon var. Yani siz genel sağlık sigortası, sağlıkta reformları yapın, bu parayı alın. O parayı vermesinin sebebi ne? İşte o geçiş döneminde ihtiyaç duyacağın meblağ, kaynak burada diyor. Yapacağın iş burada ama yapan yok. Para burada diyor. Peki TC Yardım Heyeti olmasa belki düzelirdi bu işler. Bence düzelirdi. Her şeyin başı TC Yardım Heyeti. Her türlü kötülüklerin başı. Şimdi anneyle baba çocuklarını, böyle bir reklam da var Hasan abi, gördün mü bilmem o reklamı. Hı-hı. Mesela söyle bakayım, haberlere bakıyor. Hatta kayınpederiyle ya da dedesiyle işte damat otururlar. Reklam filminde de var, çocuk bir şey yapar mesela, güzel bir şey yapar. Tıpkı ben der dedesi, tamam. Hı-hı. Babası der ki hayır ben falan filan, ondan sonra çocuk bir şey daha yapar. Kötü bir tıpkı şey. Ben, yok dedesi iyi bir şey de yine ben der, ben der, ben der. Kötü bir şey yapınca da der ki ha işte babası. İşte tamam. Babası da çekmiş. Anladın mı? Bizde de öyle. Evet efendim, şimdi ara verelim Hasan abi. İkinci bölümde Sayın Akansu'nun ziyaretleri var yurt dışı. Türkiye ziyareti var. Onunla ilgili Hasan Bey'in yorumunu kaçırmayın lütfen. Ben yayın öncesi biraz böyle duydum. Türkiye. Ne söylediğini? Yok, Akansu'nun yurt dışı, sadece Akansu'nun değil bizim bakanların yurt dışı ziyareti. Bu yardım heyeti bağlantısıyla da alakalı bir şey. Birazdan onu konuşacağız. Ama ara vermezsek, bu konuya girersek Hasan abi bu arayı veremeyiz. Tamam. Ara verelim, sonrasında farklı farklı konular var gündemimizde. Ermataş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam edecek.